Bu da 120 bin baht dediler arkadaşlar buna. Bu da gene 4000 dolar yapıyor. Bunlar arkadaşlar 150 bin baht. Yani 5000 dolara falan geliyor. Arkadaşlar yılana bakın. İsmin Hayt. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar maymun almaya gideceğiz. Maymun fiyatlarına bakacağız. Hangi tür maymunlar var onlara bakacağız. Bir de arkadaşlar birkaç gündür video çekemiyordum. Çünkü burada muson yağmurları başlayacak yakında. Şimdi de ara ara yağıyor. Yağdığı zaman da hayat duruyor yani. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Birkaç video çektim. Ama yağmur sesinden dolayı kesinlikle böyle hiçbir şey anlaşılmıyor vesaire şey. Bugün böyle bir video yapmalıyım dedim. Adana Demirspor tişörtümü de giydim. Formasını da giydim. Adanalıyım bu arada arkadaşlar. Böyle. Hadi o zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi markete geldim şöyle. Maskemizi vesaire şeyi taktık. Şöyle abla şurada ileride böcek pişiriyor, onu göstereyim size. Böyle arkadaşlar. Marketin içine girdik. İleri doğru ilerliyoruz ama bayağı bir kalabalık. Hadi bakalım neler bekleyecek bugün bizi. Arkadaşlar bakın pazarın girişinde iguanalar var. Bunlardan da alacağım da işte bakalım. Bunlar çok uğraş gerektiren bir hayvan ya. Burada yavruları var. Kolay kap. Kolay kap. Arkadaşlar bunlar 200 TL'ymiş şunların fiyatları. Şu yavru olanlar. Şu alttakiler de büyük ihtimalle 10.000 baht falandır. 2.000 TL falandır. Bu 200 TL arkadaşlar şu gördüğünüz. Böyle hepsinin fiyatlarını size göstereceğim. Anlatacağım. Bakın aşağıda ne güzeller varmış ya. Arkadaşlar bakın bu Tayland horozları. Pazar böyle kalabalık gibi değil gibi arkadaşlar. Bakın burada küçük köpeklerden satıyorlar. Yavrular. Burada kaplumbağalar var mesela. Biliyor musun? 900 baht arkadaşlar fiyatları. 4 baht 1 TL olarak hesaplarsanız daha iyi olur. Bakın burada var mesela 1000 baht köpekler. Çok şey var ya. 1000 baht arkadaşlar bunlar. 200 TL yani. Burada bir sürü yine balıklar satıyorlar. Bunlar böyle. Böyle bir sürü bir sürü balıklar. Seçiyor, beğeniyor insanlar, alıp gidiyor. Şu ileride de bakın burada tavuklar vesaire şeyler var. Bunlar Tayland tavukları, horoz doğuyor arkadaşlar, şu küçükler. Benim şurada hayvanlar için aldığım kurt satan abla var mesela burada. Bir sürü köpeği var. Tam manyak köpeklerin hepsi ya. Kalkınlara bakın. Bu pazar arkadaşlar her gün böyle milyonlarca insan geliyor ya buraya. Binlerce insan geliyor. Yani. Bir de buranın böyle kıyafet satan vesaire şey satan yerleri de var. Bakın burada da bebek kapağanlar var. Yavru kapağanlar. Bu kalemonlar. Kaplumbağalar. Kirpiler. Bakın arkadaşlar kıyafetlerini. Bunların çoğu bir Tayland köpeği olarak geçiyor arkadaşlar. Size bakın şöyle papağanların olduğu yere götüreyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Buna bakar mısınız büyüklere? Kocaman. Bakın üç katta da papağan var. Bir metreden fazla büyük ya. Bayağı bir büyük. İçeride de var diyorsunuz. Onları da göstereyim size. Arkadaşlar bakın bunlar papağan türü. Bir kesin geliyor bilmiyorum ama çok bağırıyorlar. Burada için garip yanı böyle kumru da satıyorlar mesela bunlar. Bunlar sultan papağanı bilmiyorum ama benziyor onlara. Üstte var mesela rengarenk. Şöyle. Arkadaşlar üsttekilerin sınırı İki tanesi 30 bin baht yani 1000 dolara falan denk geliyor. Şunlarınki de yaklaşık ne kadar diyeyim ben size 3500'e denk geliyor iki tanesi.
Ya 3000 ya 3500 fiyatları. Ama şunlar 1000 dolar iki tanesi. Çift olarak satılıyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın mesela. Burada da iki tane var. Bunlar da arkadaşlar 2000 dolar. Yani tanesi 1000 dolar gibi bir şey. Kopanların. Gençler ya bunlardan arkadaşlar. Bayağı da büyükmüş ya yalnız. Şunlar da öyle ha bayağı büyük. Agresif ama baksana nasıl geliyor mesela bu. Az önce çıkıyordu. Buradaki mesela. Ne yapıyorsun ya kafanı sallıyorsun? Ne oldu? Bana mı geleceksin? Bakın bu çocuğu nasıl çalıyor arkadaşlar. Böyle oku harçlığını çıkartıyor. Arkadaşlar ben şimdi bizim arkadaşın dükkanına geldim, o Müslüman çocuğun. Böyle nazar boncukları var. Onlardan hediye edeceğim. Bakalım. İçeride de müşterisi var ama bekleyelim ya şöyle. Bakın hayvanları burada. Bunlar böyle yemek yerler arkadaşlar. Benim insan kalabalığı. Şimdi ben şu karşı tarafa gideceğim. Orada vardı birkaç tane dükkan var. Arkadaşlar sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ama çok fazla kalabalık mesela bir şey de var bu arada. Arkadaşlar bakın mesela şu bunun fiyatı bana 115 bin baht dedi. Şöyle arkadaşlar 115 bin baht da ortalama yaklaşık 4000 dolar yapıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bebek daha yani daha yavru. Bir de şurada var mesela. Bu da 120 bin baht dediler arkadaşlar buna. Bu da gene 4000 dolar yapıyor. Şuradaki de normal mamut eti arkadaşlar şu. Bu da ortalama 100 mi bak 3000 doları falan birazcık geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde izin aldım böyle video çekiyorum yoksa izin vermiyor birçoğu yer. Arkadaşlar bunlar da İngiliz tavşanları diye geçiyor. Daha bu bebekmiş. Bebek de yani bildiğin köpek yavrusu gibi kulaklarım var. Bakınsanız. Bir tane de burada var mesela bak. Bu büyük. Devasa büyük de yalnız şurada mesela. Bir değişikler değil mi? Arkadaşlar bu 2500 dolarmış bu tavşan. Şurada yavrusu. Arkadaşlar izin aldım gene. Bakın burada da bebekler var daha. Bunlar arkadaşlar 150 bin baht. Yani 5000 dolara falan geliyor. Şöyle. Zaten kadın dedik kendisi bana. Benim dükkanım dedi zaten diğer dükkanlara göre birazcık daha pahalı dedi. Mesela buradakiler de var mesela şu mavi başkalar. Saçları beyaz olanlar başındakiler. Onlar da 150 bin baht. Şunlar 30 bin bahtmış. Normal standart mamus et maymunlar arkadaşlar. Bunlar keza yine mamus et aynı şekilde. Bilmiyorum kararsızım hangisini almak konusunda ama arkadaşlar. Yani buralardan almayacağım belli çünkü arkadaşlar. Çünkü burası buranın ticaretinin yeri. Ayrıca Tayland'da maymunlar kasabası, maymunlar şehri olan bir yer var. Orada da böyle daha uygun fiyatlar. Hatta yarı yarıya, yarıdan daha az fiyatlar arkadaşlar. Yani buradaki fiyatlar uçuk maçık, kaçık fiyatlar. Çünkü kadın da bana diyor kendisi mesela. Ben diyor pahalı satıyorum diyor. İşine gelen diyor benden alsın diyor. İşine gelmeyen benden almasın diyor. Yani o da kendince haklı. Sonuçta burada da insanlar para kazanıyorlar bir şekilde. Ama dediğim gibi alacak olursa mesela buradan uygun fiyatta bulursam alırım ama sanmıyorum yani bu kadar paralar vereceğimi açıkçası. Arkadaşlar bakın size İngiliz köpeklerini göstereceğim size. İngiliz Space Dog diyor mesela kocaman köpekler. Bakar mısın şunlara? Yani şu kadının 4 katı neredeyse ama o köpekler arkadaşlar bu kadar sıcakta oyun mu oynuyor ne yapıyor ağzına okusana. Ne kadar tatlı ya. Ne kadar şirinsin sen ya. Burada var mesela. İçeride var. Arkadaşlar bu tür hayvanlar bak şurada yan tarafta husky falan da satıyorlar. Yani bu tür hayvanları buralarda arkadaşlar bu sıcakta yani yapamaz ki hayvan ya. Buraya kadar getirmişler. İçeride arkadaşlar klima çalışıyor bak. Karşısında vantilatör çalışıyor. Yukarıda klima var. Bu hayvan ancak bu şekilde kendini kurtarabilir. Yoksa bu Tayland'ın bu sıcağında böyle bu hayvan var ya mahvolur. Yani yapamaz ki. Bakın burada mesela huskiler var. Çünkü yani çok sıcak Tayland yani.
öyle böyle değil. Millet bakın dışarıda bile şu anda vantilatör çalıştırıyor. Öyle bir Tayland burası yani. Yani bence gerek yok ya. Bizim bir tanıdığım diyeyim açıkçası. Adana'dan sen kalk gel Tayland'a Sibirya kurduğu getir. Yani. Bakın burada da var bir tane. Bunlar English Rabbit diye geçiyor arkadaşlar. Yani İngiliz tavşanı. Bunlar 2500-2000 dolar arası arkadaşlar fiyatları. Böyle. Şunlar da keza gene. Zıplaklar. Arkadaşlar bakın bu kliyer yavru da 2000 dolarmış arkadaşlar fiyatları. Okey. 2000 dolar arkadaşlar. Bakın burada var yavru. Böyle yavrular var. Burada kreş kodoslar var. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde izin alıyorum. Her tarafta öyle çekim yapıyorum. Çok güzel bir yavru değil mi? Arkadaşlar bakın buradaki yılanları bilenler varsa hislerini yorumlarda belirtebilirler. Şunların mesela boğa yılanı var. Yani bir şey değil ama unuttum ben. Büyük ihtimalle bunlar 10.000 bakla falan başlıyor arkadaşlar. Yan taraflarında da var aynı şekilde. Şöyle. Genelde normalde arkadaşlar izin vermiyorlar yani çekim yapmana ama izin alırsan da sıkıntı da çıkartmıyorlar. Şu karşıda var mesela pitbullar gördünüz mü? Böyle arkadaşlar. Normalde burada mesela bir hayvanı satıldığı zaman mesela arkadaşlar o dükkanın içerisindeyse gene fotoğraf video çektirmesine izin vermiyorlar o hayvanın. Biz onu sattık diyorlar. Hakikaten de öyle yani. Az önce girdiğim yerde mesela pitbull vardı. Onu çekeyim mi dedim. Yok dedi. Çekme dedi. Hatta o çocuğun kucağına verdiği pitbulldu. Ben böyle gizlen gene çektim ama böyle satılan hayvanları çektirmesine izin vermiyorlar. Bakın burada da var mesela kafanlar. Kocaman ya. İşte az önceki sorduğum yerde bunun iki tanesine 1000 dolar fiyat verdiler arkadaşlar. Ya yani 30 bin baht fiyat verdiler buranın parasına göre. Bakın burada da var mesela. Şunlar yavru arkadaşlar da şu kocaman olan papağanlar. Şöyle. Hatta bakın şurada da varmış. Maymunlar. Şunlar. Altı da var. Arkadaşlar ya şu maymundan alacağım ya bundan alacağım ya şundan alacağım. Ama buradakiler pahalı işte arkadaşlar. O sandığım gibi fiyatlar değil. Hatta kapı da kapanmayacak. Kapı da içeride ama. Neyse boşver. Şurada zaten ileride de bebekleri var. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakın size Tayland tavuklarını göstereyim. Bakın Tayland horozlarını. Bunlar daha ne? Küçük. Minikler ya. Bu kadar büyüyor arkadaşlar bunlar bu arada. Yukarıda beyazlar var bakın. Hepsini çiftçiz ayırmışlar. Böyle. Bunlar daha bebek. Arkadaşlar Sphinx'e bakın. Ya bakın bu da sinirli çocuk ya. Bakınsanız arkadaşlar tüysüz kedi Sphinx. Anneleriymiş bu. Şurada da ileride de yavruları var. Birazdan göstereyim. İçerisi kalabalık müşterileri var. Bakın burada arkadaşlar Sphinx yavruları. Bakın burada. Az önceki yavruları. Bebekleri. Rengi bunun şey gibi alacalı bulacağız. Siyahlık da var. Ya şunun tipine bak ya. Güzel değil mi? Nasıl arkadaşlar? Kap. Bakalım göstereyim ya burasını. Nerede onun geldiğini yiyorlar?
burada kim var? Yaramaz çocuk rakun. Ne oldu? Ay merhaba. Kırtlağım mı? Özlerim burnunu yürüme. Ay ne oldu? Masaj mı yapıyorsun? Bundan bir iki tane arkadaşlar. Ne güzel değil mi Spencer? Verdi bizim arkadaşa. Bakın kolunda. Nazar boncuğu. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Gel. Çığ alay. Çığ alay bak. Wow. It means height. Height. No height. I know. Arkadaşlar ismi Wow'muş. Ne güzel değil mi çocuk arkadaşlar? Alacağım bunlardan da bir tane. Çok iyi arkadaşlar. Sevgili ama değil mi? Çok bakalım çocuk çok bakalım. Öyle yerine koyayım da. Şurada bir yılan var. Onu belki sevdiririm bilmiyorum da arkadaşım. Ya şunun tipine bakın. Öyle. Arkadaşlar yılana bakın. İki büklüm kalmış. Ne güzeller değil mi? Boyun bir metre var herhalde bunun ya. Ağırlığı da böyle bir kilo civarlarında. Böyle arkadaşlar yerine koyayım da kısmasın. Arkadaşlar şimdi şu ileriden sakallı ejderi ve uçan sincaplarıma kurt alacağım. Ondan sonra eve doğru yola koyulacağız. Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Dikkat. Kurt alın. Ne diyor lan? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum ve beğeni yaparsanız da sevinirim. Birlikte kanalımızı büyütelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.